Present perfect. Perfect. Evet arkadaşlar present perfect. Present perfect yani arkadaşlar yakın geçmişte olmuş ve etkisi ne yapıyor? Devam ediyor. En temel özelliğinden biri etkisi devam ediyor. Past simple gibi olmuş bitmiş geçmiş işler için değil. Şimdi arkadaşlar buraya bakıyoruz. Özlemiz hemen burada. Sevgili arkadaşlar hep beraber ne yapıyoruz? Bilgilerimizi tazeliyoruz değil mi? Bilgilerimizi tazeliyoruz veya yeniden öğreniyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Evet. Şimdi burada yeniden öğrenecek bir insan için de açık, bu işi karıştıran insanlar için de önem arz edecek temel kurallardan bahsediyoruz, en temellerden bahsediyoruz. Şimdi arkadaşlar, öz sonra ne gelir? Present perfect, present perfect yapan şey yardımcı fiil değil mi arkadaşlar? Yardımcı fiil de have has. Have has'i hemen buraya yerleştiriyoruz öz neden sonra arkadaşlar, çok basit bir şekilde. Sonra perfectlerde ne vardır arkadaşlar? Fiilin üçüncü hali past participle veya fiile ed yapışır. Doğru mu? Ama ve lakin, burada önemli bir şey var. Dikkat edin. Burada ben fiillerin ikinci halini veya üçüncü hallerini ne yaptım arkadaşlar? İkinci özür dilerim. Fiillerin ed'li hallerini veya üçüncü hallerini ne yaptım arkadaşlar? Ne yaptım? Zımbaladım. Niye zımbaladın hocam? Hayırdır? Ne oluyor? Zımbaladım çünkü arkadaşlar düz cümlede de böyle kalırlar present perfect'te. Ee, olumsuz olmaya teşebbüs ettiklerinde de haven't, hasn't yine böyle kalırlar. Tamam mı arkadaşlar? Yine böyle kalırlar. Veya arkadaşlar canları soru olmak istediğinde de yine ne olur arkadaşlar? Yine bu şekilde kalırlar. Evet yine soru olarak ne yaptılar arkadaşlar? Kaldılar. Anladınız? Bu yüzden zımbaladım ki olumsuz ve soruda present perfect'te fiilleri, şekillerini değiştirmeye kalkmayın. Present simple veya past simple'da olduğu gibi. Present continuous'da olduğu gibi, zımbalı ayıncıda olduğu gibi. Üçüncü halleri. Present Perfect, üçüncü haller veya id takısı nedir? Zımbalıdır arkadaşlar. Tamam hiçbir yere gitmez. Bakın soruda da aynı. Değil mi arkadaşlar? Soruda da aynı. Olumsuzda da aynı. Normal cümlede de aynı. Arkadaşlar şimdi bunun neresi zor? Hiçbir yerini hiçbir tarafa kıpırdatamıyorsunuz. Biz en zor zamanları geçtik gitti yani tamam mı? biz bir zorluk falan pek zorluk falan görmedik hocam. Yani, e tamam işte en zorları da oydu onlardı. Tamam mı? şimdi bu buraya odaklanın. Aradaki verdiğim küçük alıştırmaları da yapın. Tamam mı? Ekstra alıştırmaları cümle örnekleriyle yapın. Hatta birkaç tane ezberlemeye çalışın. Bakın ne oluyor? Present perfect arkadaşlar hali budur. Arkadaşlar fiilin düzensiz fiilin üçüncü hali değil mi? Düzensiz fiillerin üçüncü hali ed normal fiilleri normal ed hali olumlu da kaldığı gibi buraya geldiği gibi pat diye burada kalır zımbalı bir şekilde hiçbir şekilde kıvırlamaz tamam mı arkadaşlar olumsuz ve soruda bu şekillerini böyle muhafaza eder fiillerimize şöyle bir bakalım zımbalı present perfect'te zımbalı fiillerimiz değil mi neden şekilleri değişmiyor düzensizler üçüncü halinde kalıyor düzenliler iyiydi takısı devam ediyor şimdi bakıyoruz paint boyamak arkadaşlar Burada ne anlıyoruz biliyor musunuz? Eleman yeni boyamış. Yani ben yeni boyadım diyorum. Ve boyanın etkisi devam ediyor. Eylem bitmiştir ama e, etrafta boya kokusu en azından vardır. Tamam mı? Boya gıcır gıcırdır mesela. Anlatabiliyor muyum? Evi boyuyorsam etrafta boya kokusu hala vardır. O kadar yakındır yani. Yani bitmiştir eylem ama etkisi devam ediyor. Ve iyi ED değil sakısı. Şimdi hatırlıyorsunuz. Do, does yapmak. Do homework ödevini yapmak. Yani e, Present Simple'daki şey değil Yani soru eki olan değil Yapmak eylemi olan Burada ikinci anlamı neydi onun did the, did, I did my homework yaptım bitti Burada you have done Diyelim you have done Homework olsun ödevini yapmışsın Yani yeni Ödevini daha yeni bitirmiş tamam mı arkadaşlar Ödevi e, ortam daha yeni Daha yeni bitirmiş ödevini Ve kitaplarının şeylerini Belki ortamda görüyorsunuz Henüz bir yapılmamış ödevi yok artık. He has read. Eee öğretmenim, hocam. Kimi öğretmenim kimi hocam der ya. E, he has read. E, yani nedir bu şimdi? E, burada ne iyiliği var, e, ne üç, iki, üçüncü hali var. Arkadaşlar bazı fiiller hatırlarsanız hani bahsettim ya put gibi, kat gibi. Bu da aynı şekilde read de ne yapar? İkisi de aynı halde gelir. Üçüncüsü de aynı halde gelir. Fakat ikinci past simple ikinci hali reading ve üçüncü hali kırmızı gibi okunur. Red red. Mesela normalde I am reading deriz. Değil mi? Diğer zamanda kullanırken mesela e she reads deriz. Fakat arkadaşlar e fiilin ikinci ve üçüncü anlamı. Mesela okudum diyecek I read der. Okudum bitti. Veya past Past'a okudum dedi gitti ve Present perfect arkadaşlar He has read Ses olarak read'e döndü mü? Has'den sonra read dediniz mi? İnsanların ne Yani İngilizce yanı dili olarak konuşan insanların Kırmızı gibi kullandığınız zaman hmm, e, Üçüncü halini kullanıyor diye Hemen ne yapıyorlar? Tık diye anlıyorlar arkadaşlar Evet e, o yüzden üçüncü halini yazdık buraya She has gone Went Go Birinci hali değil mi? Go birinci hali Went İkinci hali ama bize üçüncü hali lazım. Present perfect gone. Gitti. Tamam mı? Gitti. Yeni gitmiş. Yani buradan yeni gitmiş. It has flown. Flew. Flown. Uçtu. Değil mi? Uçtu. ED ee, takısı ekliyor o zaman. Clean it. Temizledi. Run. Run'ın üç halinde aynı okunur ve aynı şekilde yazılır. Run, run, run. Tamam mı? O yüzden bu şekilde arkadaşlar. Üçüncü hali aslında nereden anlaşılıyor? Ya boşuna koymuyoruz bu yardım çekleri değil mi? İngilizler boşuna koymamışlar. Slip, slapped, slapped. İki, son iki hali de aynı. Aynı şekilde yazıyoruz. Uyumak, koşmak, temizlemek, uçmak. Değil mi arkadaşlar? Evet. Sorun var mı? Varsa bir sorun yapalım. Açık oturum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır ki ben bunu birazcık daha açacağım örneklerle. Tamam mı? Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. O dile. Cümlemizi present perfect'e cümle kuralım arkadaşlar yine yardımcı fiil ve fiilin hemen arasına geldi. Ne yapıyor arkadaşlar beklenilen beklenilen zamandan daha önce gerçekleşmiş olaylar için tamam mesela e, uçak uçtu mu veya kuş uçtu mu kuşun uçmasını bekliyorsun o uçtu gitti çoktan uçtu anlamında it has already flown okay e, o, o çoktan gitti she has already gone or he has already gone ee, çoktan çoktan okumuş. He has already read. Okay? Bu soru kalıplarına e, bu düz cümle halinde de nasıl olduğunu hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi olumsuz anlamında olumsuz anlamda never. Hiç. Asla. I have never painted. Hiç boyama, boyamadım yani. You have never done. Hiç yapmadım. Serzenişte bulunsunuz Hiç yapmadı. He has never read. Hiç okumadı. Yani şimdiye kadar hiç okumadı. Eylemin size geçmiş zamandan şimdiye kadar ki ne yapıyor? Bütün hepsine anlam katıyor. Şimdiye kadar hiç yapmadı. Burada not'a gerek kalmıyor. Bu not'sız, bu olumsuzluk eki olduğu için şimdiye kadar hiç yani hiç asla anlamı kattığı için not'a da gerek kalmıyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ama cümleyi olumsuz yapacağız diyelim. Not ekimiz gelsin. Not ekimiz gelsin. Bu şekilde. Şöyle. Painted. Haven't painted yet. Arkadaşlar yet henüz hala anlamındadır. cümlelerin sonuna gelip present perfect cümlelerin sonuna gelip henüz hala eylemin gerçekleşmediğini ne yapar? ifade etmiş olur. She hasn't gone yet. Henüz gitmedi. Tamam ama bu nereye gelmiyor olumsuzluk hali arkadaşlar? yardımcı fiille gerçek fiil arasına gelmiyor. Bunu nasıl düşünebilirsiniz? Çünkü oraya not girmek zorunda kalmış. Not onu oradan atmış. Dolayısıyla burada yer kalmadığı için de yet zavallı ne yapsın? Cümlenin sonuna gelmiş. Nasıl? Güzel değil mi? Şimdi soru kalıbımızda nasıl kullanılıyor onu da bakalım arkadaşlar. Yardımcı fiilimiz başa geçiyor. Present Perfect'te Evet tabii ki de hemen yardımcı bir başa geçer geçmez ne geliyor arkadaşlar? O muhteşem soru ekimiz geliyor. Evet. Soru da arkadaşlar ekimiz ne oluyor biliyor musunuz? Never olumsuzlukta ama ever soruda hiç yaptım mı? Ever soruda ever sorunun hiçi never de olumsuzluğun hiçi. Hiç yapmadım. Have you ever painted? Şimdiye kadar hiç boyadın mı? Present perfect fıtratında soruyor. Kendi fıtratında soruyor. Kendi fıtratı nedir present perfect'in? Geçmiş zamandan bugüne kadar hala etkisi devam etmekte olan. Yani şimdiye kadar hala hiç yapmamış. Have you ever done? Hiç yaptın mı? Has he ever read? Hiç okudu mu? Has it ever flown? O hiç uçtu mu? Have they ever slept? Hiç uyudular mı? Tamam mı? Arkadaşlar EOR'da olumsuza geldi gördüğünüz gibi. Evet. Normal cümle şeklimize ne yapalım? Çevirelim. Motoru orada stop edelim. Ne dersiniz? Evet. Bu şekilde. Bunun farklı farklı örneklerini yapıp. Zımbalı olduğunu da unutmadan. Soru şeklinde yapıp. Mesela bunların Türkçelerini ben söyledim size. Siz bunların Türkçelerini yazıp. Türkçelerini yazıp arkadaşlar. Sonra numaralandırın. İngilizcelerini de yazın bir kenara. Sonra sadece Türkçelerine bakın. Türkçelerini İngilizcelerini getirmeye çalışın. Sonra ve olumsuz yapın. O size inanılmaz bir pratik kazandıracak. Orada yapacağınız pratik arkadaşlar bir İngiliz veya Amerikalıyla dünyada İngilizce konuşan herhangi bir milyonlarca insandan birine denk geldiğiniz zaman hatta milyarlarcasına denk geldiğiniz zaman ne olacak arkadaşlar? Ne olacak? Elbette ki daha önce geri getirme çalışması yaptığınız için Orada da lazım olduğunda gık 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 yapmayacaksınız. Konuşabileceksiniz. Okey. Şimdi ne yapıyoruz? Present Perfect'te çok kullanılan zaman kalıplarıyla karşınıza çıkıyoruz. Evet şimdi arkadaşlar just bir sürü anlamı var. Tamam mı? Bir sürü anlamı var. Şimdi Present Perfect'te ha şimdi ha şimdi gibi bir anlam ifade ediyor. Ona bakalım yardımcı fiilden hemen sonra geliyor. Fiilden önce geliyor just. Bütün bu eylemlerin has şimdi gerçekleştiğini. She has just gone. Has şimdi gitti. I have just painted. Has şimdi boyadım. You have just cleaned it. Has şimdi temizlediniz. Tamam mı arkadaşlar? Just böyle bir şey. Just'tan sonra başka bir örnek vereyim. Just'ın ne olduğunu isterseniz not alırsınız. Just'tan sonra arkadaşlar şöyle yapalım. Already. Already umulandan, beklenilenden daha önce gerçekleşmiş hadiseleri ifade etmek için kullanılır. I have already painted, painted. Yani oho, çoktan boyadım gibi. Tamam. You have already done. Oh, çoktan yapmışsın. He has already gone. Siz soruyorsunuz gitti mi gitmedi mi diye soracaksınız. He has already gone. Çoktan gitti. Gitti yani o senin beklediğinden daha önce gitti. She has already flown. Daha öncesinden ne yaptı arkadaşlar? Daha öncesinden beklediğimizden daha öncesinden flown. O işte gitti.